Burada tabii e, en önemli kısmı nükleer tesisler e, kısmı. Evet. Bunu hep düşünüyoruz. Acaba İsrail'in e, nihai amacı e, gerginliği olabildiğince yükseltip nükleer tesisleri vurup Amerika'yı arkasına almak mı diye. Biden çok net bir şekilde nükleer sa tesislere saldırıyı desteklemiyorum dedi. Yani Ama. Ama bir dakika. Amaya geçme bir dakika. <laughs> Şimdi adamın durup dururken... İran'ın nükleer testlerine saldırıyı desteklemiyorum demesi İsrail'in İran'ın nükleer testlerine saldırmayı planladığını da ifşa etmiş olmuyor mu? Bravo. Aynı. Vallahi ben aynı birinin, seçeneklerden demek birinin seçenek. demek ki masada bu olduğunu ha. gösteriyor. Yani demek ki biz demek ki İsrail İran'ın nükleer tesislerini ha. vurmayı planlıyor yani. Öyle Aynice bir planı da, var. E, önceliği Önceliği, önceliği bu. Önceliyor. Biden bir, bir anlamda bunu ağzından kaçırıyor. Yani bizim Onur'un bak ne diyor? Biden felaket planını ağzından kaçırdı. Evet, kaçırdı dediği Bravo, şey bu. Onur. Bu değil evet. mi Onur? Evet, evet. Aynen öyle. Peki. A Ahmet Bey B seçeneği olarak da askeri noktalar. var. Tabii tabii ben nükleer tesis ha. bütün dünya İran'ın nükleer tesislerini vurmayı planladığını söylüyor, haykırıyor şu sıralar. Ha. Biden'ın böyle Nükleçin bir şey söylemesi ama. çok enteresan. <Gülüyor> <Gülüyor> Ama dedin. Ee, şöyle söyleyeyim. Şu kesin İran'ın toprakları vurulacak. O kesin görünüyor. Ama biz de hatırlarsanız konuşmuştuk pazartesi günü. Biden ne derse Netanyahu tam tersini yapıyor. Denklemi kurmuştuk. Aynen. Daha iki gün önce. Bu denklemden yola çıkarsak İsrail böyle bir şey yapmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Ben bu denklemden yola çıkarak... İsrail İran'ın nükleer tesislerine saldıracak sonucunu çıkarıyorum. Biden eğer desteklemiyorum BM diyorsa. De bunu dedi. Biden desteklemiyorum. BM kürsünde altını çizdi yani. Kim, kim bunu dedi? Nükleer tesisli. Pardon. Netanyahu New York'ta New York'ta beş gün önce dedi ki Netanyahu BM kürsünden. İran asla ve katta nükleer silaha sahip olmamalı demişti. Ve şimdi de bu konu ortaya çıktı. Bir dakika, bir devam edelim. İran'ın nükleer silahı var mı? Bilen yok, Bilinen yok. Olarak. Efendim. Ya olarak ama yok. yani şeye çok. Abi yaklaştı. gelsene bir şuraya. Tabii ki. Yani aldığımız ıı, saha bilgileri işte özellikle Rus kaynaklarından, ıı, diğer ıı, Batılı kaynaklardan ıı, nükleer silah yok ama nükleer silah yapmaya bir adım kaldı. Peki. O teknolojisi <laughs> var mı yani? Teknoloji var. Ha onun. Bir daha soruyorum. İran'ın nükleer silahı var mı? Şu an için yok diyebiliyoruz. Ama peki yakın vadede Netanyahu'nun İsrail'in vurmayı planladığı İran'ın nükleer tesis dediği şey nedir? Bu reaktörler. Yani uranyumu zenginleştirip radyoaktif hale getiren <laughs> reaktörler. Peki İran'da Reaktörler mi var? Reaktörler var. Şunlar reaktörler efendim. Peki bunlar bizim şimdi haritada gösteriyoruz. Ee, İsfahan'da var, Kum'da var. Bunlar böyle biliniyor mu? Açık mı yani? Ya yerli koca tesis bunlar. Yani koskoca büyük tesisler. Bunu isteseler de yerini gizleyemezler ama bunları yer altına alabilirler. Peki İsrail İran, pardon İsrail şimdi bunları mı bombalayacak? Yani eğer nükleer tesisleri vuracağız diyorsa bunlar. Şunlar araştırma e, reaktörleri. Şunlar e, normal e, uranyum zenginleştirme reaktörleri. Ama Ahmet yani bölge için riski var mı bunun? Efendim? Belki Biden onun için istemiyor. Yani bölgesel. Yani şurayı vurdu diyelim ki. Atıyorum Ürdün'e, Afganistan'a. Hay buradan sızıntı olabilir ya. İran, i̇şte o anlamda. Sonrasında. İran'da insan yaşayanlar insan değil mi ya? Yok orası da tabii yani, aklısınız. Ay nükleer bir ya, sızıntı... bütün Avrupa'yı. şimdi sen burayı vurduğunda zenginleştirilmiş uranyum reaktörü varsa Çernobil olur. Çernobil gibi sızıntı olur. olur. Olabilir. Çernobil gibi sızıntı olabilir. Evet, olabilir. Evet, Çernobil gibi sızıntı Aa. olabilir ama bir nükleer silah gibi patlamaz. Ama bir felaket yaşanır. Evet. evet yani. Evet. Tabii, sanlık felaketi evet, yaşayabilir. Tabii. Bakın yalnız bir şey söyleyeyim size hatırlayın. Bundan birkaç yıl önce e, İsfahan'daki Nükleer reaktöre İran'ın içinden drone'lu saldırı yapıldı. Mossad ajanları tarafından. Yani ne oldu o zaman? E, bir şey olmadı çünkü yer altında olduğu için bunları öyle Peki bu tesisler yer altında. Tabii yer altında. Yani korunaklı tesisler. Peki dünyada biliniyor mu bu burada bu burada? Yerler yani. yerleri bölge olarak biliniyor. Ahmet Atom çünkü Enerjisi Kurumu denetliyordu. denetliyordu yakın zamana kadar. Tesis Dünya Atom Enerjisi Kurumu denetliyordu bunu. Denetliyordu evet. oradan biliyorum. biliyorlar. Oradan Peki evet. bir şey soracağım. Yerin altındaysa bunları da yine e yerin altına girebilecek olan füzelerle mi vuracaklar? Yani sığınak delici e, füzelerle vur, vurmayı deneyecekler ama onlara sığınak delici füzeler. Evet füzeleri. sığınak delici o mak türü dediğimiz. Evet e, ama da, e, ama başarılı olabilirimler mi yani ondan emin değilim. Peki İsrail'in elinde sığınak delici bol miktarda füze var. Var ama şöyle bunların şimdi mesela mak 80'lerin de maksimum delme kabiliyeti 35 metre. Bu ne kadar derinlikte? İşte bu muhtemelen daha korunaklıdır. daha bu yer altında güçlüdür. mı? Yer altında. Hocam. Evet yerin altında. Ha. Yani sığınak delici bir <laughs> füzenin maksimum ulaşabileceği... 35 metre. Net mi bu? Evet yani en son Gazze'de gördük çünkü bunların... Bir de Nasrallah suyu karşısında da bunları kullandılar. Evet, i̇şte 35 metre derine kadar inebiliyor. Orada patlıyor. İranlılar bu tesisleri belki 35 metrenin de altında... 50 metrede yaptılarsa... Etkili olmayacak yani. Olur, olur. Yani belki İsmet abi bölgeye gittiği için tesislerle ilgili bize daha... Ya olabilir. olabilir bakın çünkü şöyle bir şey var. Neden olabilir? Onu arz edeyim. Çünkü ister istemez şimdi bu kazılıyor ya bazı yerler. İster istemez bazı boşluklar, bazı şeyler oluyor. Bunu havadan uydu fotoğraflarıyla ve içerideki ajanlar vasıtasıyla görebiliyorlar. Abi sen İran'a gittin, gittin, gittin mi? Gittim Bunları gördün mü? Yani gösterdiler. İsfahan'daki yeri görmüştüm yani söylediler. Ne, ne gördün? Ya orada Yerin gö mı gözüken tabii içeri giremiyorsunuz. Gözüken evet. burada var dediler ama öyle çok fazla e, hani o böyle bir mesela bizim Akkuyu Santralı gibi bir santral değildi. Evet. Yani Etrafı orada, çevrili bir bina görmedin yani mi? Bir bina var canım etrafında bir yer üstünde bir sürü binalar var. Ama yani söylenen asıl kritik yer... Acaba yer altında evet, mı diye. Altında. Şimdi burada niye çekildi? Bakın İran'la Amerika vardı. Bu İran çekilmedi biliyorsunuz bugün. Ya o ayrı yani. bir tartışma abi. Şunu Hayır şundan diyorum. Yani burada niyet eğer şeyin İran'ın atom enerji atom bombası yapmasıysa yani Birleşmiş Milletler'in kurumu zaten bunlara bildiğim kadarıyla benim hala gidip geliyorlar. Tamam ben onu tartışmıyorum. Yani ben hani İran'ın elinde atom bombası var mı şu anda? Şu anda yok biliyoruz. Yok, yok biliyoruz. Yok. Peki Gizlice yapmış olabilirler mi? Yapabilirler. Evet öyle bir durum var. O yüzden hatırlarsanız e, İran'ın nükleer e, programından sorumlu ismini hatırlayamadım evet. şu an. E, Fahrizade. Fahrizade'yi yani, vurmuşlar. Fahrizade'yi mesela Tahran'da bir suikaste öldürmüşler. Peki abi bir dakika. Yani bu şeyi gösteriyor. Gizlice yapılabileceğini gösteriyor. Peki bu anlamda. Mossad, İsrail istihbaratı, Amerikan istihbaratı. İran'ın atom bombası olup olmadığını, atom bombasına sahip olup olmadığını bilir mi? Bilir. Ya bilir. O yüzden de muhtemelen nükleer silaha sahip olmaması lazım sözünü bu yüzden söylüyorlar. Peki o zaman Bakın, eğer şey atom o. bombası varsa İran'a böyle bir saldırı yapmak büyük bir risk taşır mı? Yani nükleer silahı varsa zaten İran kendini tehditte gördüğü an bunu kullanır. O zaman yok ki... Evet. Bunlar böyle. Yok ki o yüzden bunu yapıyorlar. yapıyorlar. Ahmet Bey zaten zaten Ahmet Bey tüm planları İran'la bir savaş çıkarıp İran'ın atom bombası yapmasını önlemek. Eğer İran atom bombasını yapsaydı zaten İran'a saldıramaz. Evet. Peki Şu an ciddi bir caydırıcılık olurdu yani. Diyelim ki bu gece, yarın, yarın gece neyse İsrail jetleri sığınak delici füzeler atarak bu ee, haritada gördüğümüz nükleer, tesis nükleer tesisleri vurdular. Evet. Ee, bu İran'ın artık bir nükleer tehdit olmaktan çıktığı anlamına mı gelecek? Ya, yani ciddi bir vuruş olursa, hani planlı ve ciddi bir vuruş olursa şu olur, şöyle vurulur. Nükleer ee, dönüşümü sağlayan, yani uranyum 235'i, uranyumu, uranyum 235'e dönüştürme reaktörünü değil de bunu besleyen üniteleri vurursanız bu o, o sistem kendiliğinden çöker. Yani illa o noktayı vurmanıza gerek yok. Yani sistemi çökertici bir vuruş evet. yaparlarsa, sistemi çökertici bir vuruş yaparlarsa en azından geçici süre durur. Nükleer kabiliyetini kaybeder. Kabili evet. Kayb ka ka çünkü bu bir bileşen yani bir ağ gibi düşünün. Bir tarafını Çökertirseniz sistem otomatik Peki, duruyor. Peki o sistemi yeniden tesis etmek yıllar mı alıyor? Yıllar yani o vurulacak tabii tesisin kritikliğine bağlı. Bazı şeyleri çünkü zor tekrar alırsınız. Yani dışarıdan almanız, Rusya'dan almanız gerekiyor. Ama bir bilgi kirliliği de oluyor. Yani daha doğrusu doğru bir enformasyon da sağlanamıyor. Şimdi İs İsrail vuracak diyecek ki ben onun bütün nükleerini göçerttim diyecek. İran'da diyecek ki buldular ama hiçbir şey yapamadılar diyecek yani. Ama bir süre sonra bunun hedef analizleri askeri ve sivil istihbaratlar. Çıkar mı? Çıkarılıyor. Çıkar yani evet. o bir haftada en geç mutlaka yani bir haftayı bile bulmaz. o Gerçek bilgileri alırlar. Peki sizce İsrail jetlerinin İran'ın nükleer tesislerine saldırma ihtimali yüzde kaç? Tek başına çok az. Amerika ile birlikte ee, yüksek. Yüzde doksan. Yani evet. Yani daha yüksek. Bakın şöyle Peki bir ne şey... zaman bekliyorsunuz? Bakın şu... Bu gece mi, yarın mı, öbür gün mü? Şimdi mi? şöyle söyleyeyim size. İsrail tek başına savaş uçaklarıyla gidip İran'ı vurabilmesi çok çok düşük bir ihtimal. Neden? İki sebepten dolayı. Bir kere mesafe uzun olduğu için havada yakıt ikmali yapacak tanker uçakları yok. Amerika'dan alırlar. Vermedi Amerika. kc 30 Verir. He, vermedi efendim. Yani o yüzden vermedi zaten. Yapma diye. Hayır bu operasyonda yardım eder yani. Ha, Bu evet, operasyonda evet. yardım eder. Yani şöyle Amerika'nın evet. tanker uçaklarını evet hadi sen git vur diye verirse bu o zaman olabilir. Verirse ya. Be, yani. Hayır bakın. Bak ne diyor şey, Joe Biden? Ben bunu desteklemiyorum diyor. Ama yani şöyle Amerika'nın. Pentagon da onu den, dinlemiyor. Peki siz Amerika'nın. Gazze'yi de desteklemiyordu Lübnan'ı da desteklemiyordu. Peki siz Amerika'nın. Ben sizin düşüncenizi Buyurun. öğrenmeye çalışıyorum. Siz Amerika'nın, İran'ın nükleer tesislerinin vurulmasını samimiyetle istemediği kanaatinde misiniz? Yani burada evet ben böyle bir şeyi Amerika'nın istemediği, onun yerine petrol tesislerine yöneleceklerini düşünüyorum. Peki, Ayrıca Peki petrol tesisleri niye? Onun bir sebebi var da ama müsaadenizle önce şuna bir ilave yapayım efendim. O da şimdi bakın burada İsrail'in tek başına ABD siz ee, İran hava savunmasını aşması, aşabilir. Ama zayiat verir. Şimdi bu zayiatı İsrail Hava Kuvvetleri göze alır mı derseniz asker olarak alabileceklerini düşünmüyorum. Bir, bir şey merak ediyorum. Yine askeri bir soru. Şimdi İsrail'in birçok hava savunma sistemi var. Demir kubbe var, yok işte Davut bilmem 4 tane. Tamam. İran'ın var mı? İran'ın da var. En son aldığımız bilgi e, Rusya'nın İran'a S-400 bataryaları verdiği İran'da ayrıca bunun yanında S-300 bataryalarında olduğu. Net bilgi mi bu? Yani Çünkü uz, genellikle İran'ın hava savunma sisteminin zayıf olduğu söyleniyor. <laughs> Sebebi yüz ölçümünden kaynaklanıyor. Yani 1 milyon 650 bin kilometre kare olduğu için. Hayır benim için önemli olan şu mesela İsfahan'daki reaktörü koruyacak savunma sistemi var mıdır? Mesela yani, o anlamda. E, hepsini olmayabilir Ahmet Bey. Çünkü bunlar e, zayıf kaç o zaman. batarya. Evet zayıf. Yani şunu diyorum. Mesela iki filoyla taarruz etti diyelim İsrail, ha, 24 uçak dördünü kaybeder. Evet. Şimdi dördünü dört F-35'i kaybetmeyi İsrail göze alır mı? Bu, al, bu testleri alır, al, alır lazım. Alır komutan ya. Bu çok zor. Ya benim, benim benim itiraz ettiğim nokta şu Ahmet Bey, bu başından beri zaten Amerika ile İsrail'in ortak yürüttüğü bir proje. Bakın başından beri Biden ne dedi? Ben savaşın bölgeye yayılmasına karşıyım dedi. Şimdi İran'ı birlikte vurmaktan söz ediyorlar. Savaşın bölgeye yayılmasına karşı olan yani bu konuda samimi olan bir Ama Amerika İran'ın konu... vurulmasını Ama İsrail tartışır hani mı? Tek başına şunu İsrail konuşuyoruz yani e, teknik bir şeyini konuşuyoruz işin yani teknik kısmını konuşuyoruz. Yani Amerikan... E, Mantığı. Peki Amerikan yardımıyla yaparsa başarır diyorsunuz siz. Ya yani o da zor. İşte iki aşağı iki tane zorluk var Ahmet Bey. Bakın bunu hep birlikte tartışalım. Bir Tanker uçak vermesi lazım. Çünkü hava harekatı çok uzun sürer. Yani, verdiğini farz evet. edelim. Verdiğini evet. farz edelim. Yani Irak ve Suriye alanında ya da Ürdün alanı şu alanda bir yerde dolanmaları lazım ki bu uğraları vurabilsin birkaç sorti yapmaları gerekiyor. Hı. Çünkü tek dediğim gibi bu kocaman tesis bunlar. Yani birkaç bombayla değil her birine en az 20-30 bomba falan atmaları lazım tahminime göre. E şimdi dolayısıyla çok sorti yapmaları lazım. Şimdi bu her bir sortide de bir kere tanker uçak olması lazım. Birden fazla tanker uçak olun. İki Her bir sortide de mutlaka öyle ya da böyle İran'ın hava savunmasına e, belli Takılmalı. bir oranda takılırlar. Ya takılırlar, ya, takılmamalarla. Heh, ya tamam, adam onu gö göze alır. Ha, ama adam onu göze alır. ama şu olur. Önce İran'ın hava savunma sistemini vururlar zaten. Şimdi, şimdi işte şöyle olabilir. Önce İran'ın hava savunma sistemini vurabilirler. Ya mi? işte o, o da hava savunma sistemi de onları vurur. Bakın o da risk yani kolay değil bu iş. Hani tamam vurur ama. 3 uçak, beş uçak Rusya, Ukrayna'da öyle Haydi. yaptı. Rusya, Ukrayna'da öyle Bakın yaptı. Bakın şöyle, hani hep diyoruz ya İran farklı. Şimdi burada İran'ın farkını da söylememiz lazım. Ha. O da şu, yani Gazze'den, Lübnan'dan ya da Suriye'den, Irak'tan farklı Tabii. olarak Yani o bir büyük bir devlet yani. Ya, hayır, hayır. Yani devlet. Büyük devletten ziyade askeri var. açıdan şunu diyorum. Bir, hava kuvvetleri var. Bir kere önleme yapar. Savunma İki, hava var. savunma sistemleri var. Tamam. Yani bu şartlarda böyle bir taarruzu İsrail yapabilir zaten, ama zayiat verir. Zaten İsrail'in tek başına yapamayacağı için var. Amerika destek veriyor. Ya yani, İsrail güvenlik kabinesi İran'a kapsamlı bir misilleme yapılmasına karar verdi. Ah, buyur. Güvenlik kabinesi İsrail'in İran'a yanıtının Amerika ile koordinasyondan sonra geleceği konusunda anlaştı. Yani güvenlik kabinesi İsrail'e verilecek olan İsrail'in İran'a vereceği yanıtı ABD ile ko koordinasyondan sonra... Birlikte vuracağız diyor. Paylaşacak. Ya, Ahmet Bey şöyle, şöyle, bir şöyle bir şey de var. Şöyle bir üçüncü seçenek daha var. Bakın yani iki seçenek. Ya İsrail vurur ya ABD ile birlikte vurur. Bir üçüncü seçenek daha var. Özellikle elektronik harp kabiliyetiyle F-22'ler dedik ya. Yani sınırlı sayıda burada elektronik harp kabiliyetiyle eğer hava savunma sistemlerini ve radarları Amerika köreltebilirse İsrail'e alan açmış olur. İşte şey Abdülkadir'in söylediği de o yani. Ha, yani evet, onu sunup kastediyor. o, yani. o, o hava savunma Amerika sistemini beraber vurur. beraber olacaklar derken Amerika'nın onlar işte jetiyle ne bileyim füzesiyle değil. Ortak akıl yani bu işin bir, işim, bir de kurmay tarafı var. Planlarısı, programlaması yani birlikte yapacaklar. De katılır. Ilçe, de katılır. Yani İsrail uçaklarının, İsrail pilotları kullanır. Ama birlikte yapacaklar. Amet Bey bakın şimdi İran açıklama yaptı. Artık İsrail'in vurulabildiği <laughs> ispatlandı mı? Son olaydan Tamam. Tamamen. İran ne dedi açıklaması? İran açıklaması dedi ki karşılık verirseniz yaptığımız saldırının kat kat üstünde Tabii. yanıt vereceğiz tamam. dedi. Bir devrim muhafız Am sözcüsü Amerika'ya dedi ki Amerika'ya dedi ki eğer destek verirsen bölgedeki bütün üslerin hedefimizdedir dedi. Bakın Doğru. Irak'ta çok ciddi kayıp verebilir Amerikalılar. O nedenle ben Amerika'nın yani bu kadar aleni bir şekilde şu hani bir de benim anlamadığım bir şey var. Amerika Yunus açıklamamış mıydı? Amerika hiçbir şey olmadı diye? Madem hiçbir şey olmadıysa bu kadar telaşa ne gerek var? Ama şöyle bazı yorumlarda deniliyor ki bu cevap vererek İran zaten tuzağa düşürüldü. İstenen buydu. İran'a saldıracaklar. Bunu da gerekçe olarak kullanıyorlar. Ya, bazı yorumlarda yani, abi saldıracaksa zaten hatmıyor. gerekçe bulur. O. Bulur yani. Gerekçeye bu, bu, bu gerekçe ihtiyacı yok. Bahanesi oluyor yani. Tabii bu, tabii. Peki bir dakika arkadaşlar. Meşru savunma ya, hakkı, hakkı konuşmaya anlaşılmıyor. İsrail'in meşru savunma hakkı diyecek. Yunus şimdi diyor ki. İsrail'in İran'a yanıtı Amerika ile koordinasyondan sonra gelecek. Sen ne anlıyorsun bu cümleden? Dünden bu yana Beyaz Saray'dan yetkililer bize bunu söylüyor zaten. Biz İsrailli mevkidaşlarımız, ortaklarımızla her an koordinasyon halindeyiz. Ve Biden biraz önce bu nükleer tesislere saldırıyı desteklemiyorum açıklamasını yaptığı an şunu da söyledi. Netanyahu ile çok yakın zamanda telefonda görüşeceğim. Ayrıca bu iş sadece Amerika-İsrail değil. G7 ülkeleri de işin içinde Ahmet Bey. Biraz önce G7 liderleri ortak telefon e, görüşmesi yaptı. Orada da atılacak adım görüşüldü. Hatırlayın. Bu savunma işlerinde İran'a karşı İngiltere de topa giriyor. Fransa'da topa Fransa da topa giriyor. Oluyor. Ürdün, Suudi Arabistan da evet. giriyor. Yani iki kişilik bir koalisyon değil bu. Evet. Çok uluslu bir koalisyon karar veriyor bu yapılacak adımlara bu önemli. dolayısıyla e, böyle hani İsrail ile Amerika baş başa verip hadi İran'ı vuruyoruz demez diyorsun yani o anlamda mı söylüyorsun mesela bugün İngilizler açıkladı Ahmet Bey iki tane Tayfun e, savaş yeti. Dün gece havadaydı biz de savunmaya katıldık diye. 24 saat sonra açıkladılar bunu kamuoyuna. Yani diğer ülkeler de giriyor İsrail'in yani savunmasına. O, o diğer ülkelerin girmesi e, Amerika-İsrail kararını aşan belki daha zor bir karara dönüşmüyor mu o zaman? Öyle olmuyor mu? Açıkçası bütün bu bahsettiğimiz batılı ülkelerin Lübnan'a, Lübnan'da ateşkes çağrısı yapmasından 24 saat sonra Nasrallah'ı Beyrut'un kalbinde vurmaları Netanyahu'nun kimseyi tırnak içinde affedersiniz sallamadığını gösteriyor. Ya da iş mi yapıyorlar. O, ayrı. Ayrınız. Şunu söylemek istiyorum. Tabii canım. Yani eğer İran'a yapılacak olan saldırıyı Amerika Birleşik Devletleri başka ülkelerle birlikte bunu düşünecek, konuşacak, tartışacaksa o zaman bu kararın alınması da biraz zorlaşmıyor mu diyorum yani? O, o öbürü ayrı yani. Bence Amerika burada büyük abi rolünde hem bölgedeki askeri varlığı hem de İsraille olan o münhasır ilişkisinden ötürü mesela İngiltere'nin çıkıp veto hakkı olacağını düşünmüyorum ben orada. İsrail ile Amerika bir şeye karar verse yani, İngiltere çıkıp hayır yapamazsınız şimdi diyemez. Biden'ın sözlerine bir daha bakabilir miyiz? Ben hani Biden'ın sözlerine kıymet vermiyoruz. Evet, onu anlıyorum ben. Hani bir, bir, bir anlamda bunun gerekçelerini de anlattık ama, ama fikir bir, veriyor. Bir fikir veriyor yani. Şimdi, Ağzından hani, da bir şey var. Ya adam Hı. hani diyor ki ben istemiyorum diyor. Bir getirebilir miyiz? Nük İran'ın nükleer tesislerine saldırıyı desteklemiyorum diyor. Demek ki bunu tartışıyorlar Ahmet Bey. Yani hayır tartışıyor da bir, bir kanaat de belirtiyor yani. Ben diyor desteklemiyorum böyle bir saldırıyı diyor. Şimdi ben de diyorum ki mesela Biden niye İran'ın nükleer tesislerine saldırıyı desteklemiyorum desin ki neden desteklemesin? Yani İran'ın çok dostu olduğu için mi? Hayır. Ben hani İsmet Bey'in söylediği nedenlerden dolayı bölge Bırak bölgeyi dünya karma karışık hale gelir. Evet. Ne yapar diyorduk sen? Böyle düşünüyorum. İran Ahmet Bey. ne yapar? İran çünkü açıkça bunu ilan etti. Amerika'ya dedi ki eğer destek verirsen İsrail'e bütün üstlerin hedefimdir dedi. Bana saldırırsan. Bana sen de hatta İsrail'e destek verip saldırırsan dedi. Yardım edersen bütün üstlerin hedefimdir dedi. Nükleer olsun olmasın. Yani e, burada, evet, burada nükleer diye bir şey belirtmedi. Bir durum var. Ondan yani. sonra ne İsrail e dedi de, şu saldırımdan çok daha fazlası. Bakın yeni bilgiler de geliyor. Şimdi sade elektronik savaş yürüten değil. İsrail'in de elektronik sisteminin kitlendiğine ilişkin bilgiler geliyor. iddialar var. Peki İran, İran ne diyor? Bir daha söyle abi. İran diyor ki Amerika'ya. Önce İsrail'e diyor ki eğer karşılık verirsen bu saldırının misliyle daha yanıt veririz diyor. İki, Amerika'ya diyor ki İsrail'e yardım edersen ve beraber hareket ederseniz bölgedeki bütün üstleriniz diyor hedefimizdir. Irak ve Suriye.